özellikleriyle, kendi tadıyla, kendi lezzetiyle bir özellik taşır. Ve elbette insanoğlu canlılar içerisinde sosyal yanı en gelişmiş olandır. Yani ilahi, geçenlerde de bir vesile söyledim. Eğer bu düzeni kuran bir ilahi güçten söz ediyorsak, insanlara belirli ayrıcalıklar ve özellikler verir. Bu özelliklerden bir tanesi de sosyal olmaktır. Hareket etmektir, iletişim içerisinde olmaktır. Ve böyle bir programa başlarken, karşınızdaki konuğunuz veya konuklarınızla birlikte bir kere program süresi içerisinde işin teknik ekibiyle birlikte bir takım yaratıyorsunuz. Daha ilk buluştuğumuz anda programın kalitesi, verimliliğiyle ilgili yarıdan fazla yolu iletişimde yakalarsınız. Ben kursu seviyorum. Ve şu anda sizlere Lepke'den, Cengiz Toper Hastanesi'nin bahçesinden sesleniyoruz. Böyle etrafa bakıyorum. Ökaliptüs derler. Biz efkalipto deriz. Ve İngiliz ağacı da denir. Burada bu kadar çok ağaç olduğuna göre demek ki burada bir bataklık riski vardı. Ve burayı kurutmak için zamanında getirilmiş bu ağaçlar ekilmiş. Nereden getirilmiş derseniz, Allah kısmet, çok yer gezdim. Avustralya'da böyle efkalipto ormanları var. Oradan getirilmiş. Ve bakıyorum gövdelerine, herhalde 60, 70, 80, 100 yıllık ağaçlar. Ve buraya geldiğim zaman da o Lepke'nin hem güzelliği hem sıcaklığı da üç konuğumla buluştuk. Bu programın hayat bulmasında sevgili Teoman arkadaşım, Teoman Oktay, böyle bir organizasyona katkı yaptı. Lefke Avrupa Üniversitesi'nden Akın Bader arkadaşım ekibiyle, hocalarımızla birlikte teknik altyapıyı hazırladılar. Ama siz onları görmüyorsunuz tabii. Siz bu tarafını, kameranın karşı taraflarını görüyorsunuz. Üç değerli konuğumla bir araya geldim. Ben Gülten Hanım'la daha önce de konuştuydum. Ama bu sanki de ikinci buluşmamız değil, 102. buluşmamız gibi sıcak bir kucakladık, birbirimize sarıldık. Aynı şekilde Naciye Hanım ve Nevin Hanım da aynı şekilde hayatı konuşacağız aslında. Buraya gelirken başhekim aradı, dedi bizim hastanede program çekecekmişsiniz. Dedim bir dakika ya, biz bahçesinde çekeceğiz de merkezinde de siz değilsiniz. Merkezde üç konuğumun hayatı vardır. Her insanın hayatı bir film değil. Doğar, büyür, yaşar ve bu sürecin içerisinde anılar biriktirir, izler bırakırlar. Ben bugün bu üç konuğumla onların hayatlarını, onların sosyal sorumluluk projeleri içerisindeki yerlerini ve elbette dünyanın merkezi olan Lepke'yi konuşacağız. Dünyanın merkezi Lepke mi? Evet, şu an için bizler için dünyanın merkezi Lepke'dir. Evet. Nevin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Gayet ferah ve güzel oluyorsunuz. Evet. Bu işin sınırı. Çünkü hava çok güzel. Bu yağmurlardan sonra çok güzel havamız. Ve akan derelerimiz. Pozitifliğinizin kaynağı ne? Vallahi kendim pozitifim. Ben kendim pozitifim. Şimdi karşılaştım sizinle. Şimdi derler ki bayanlara yaşı sorulmaz. Evet. Peki ama hayata merhaba dediğiniz zaman hangi yıllar yaşanıyordu Lepke'de? Vallahi maden zamanıydı. Maden zamanıydı. Siz de bayağı geniş gittik. Eskiden derler ya, evet. Zeytin zamanı, hamur zamanı. Ben de maden zamanıydı. Evet, ben 1948 doğumluyum. Maşallah, göstermiyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Fakat hala bu yaşımız olmamıza rağmen sivil toplum örgütlerinde, kadın derneklerinde çalışmaya çalışıyorum ve kendimi bunlara adadım. Enerji topluyorsunuz. Evet, evet. Ben evde oturunca çok şey ederim, bozulurum. Ben böyle dışarıya çıktığımda, herkesle temas ettiğimde, herkese yardım ettiğimde, elimden geldiğince çok mutlu olurum. Geçenlerde bir yazı yazdım, dedim bir günde kaç kişiyle selamlaşıyorsunuz? Siz kaç kişiyle selamlaşıyorsunuz? Oo, çok. Sadece tanıdıklarınıza mı selam verirsiniz? Hayır. Hayır. Yoldan gelene geçene de selam veririm. Kapımın önüne otururum. Öğrenciler var. Durak var. Ben hep öğrencilerle de konuşurum.
konuşacağız sana. Evet. Siz belediye meclisindesiniz. 20 küsur evet. yıl polis teşkilatında çalıştınız. 27 yıl, evet. 27 yıl çavuş olarak emekli oldunuz. Çavuş muydunuz evet. en son? Polis çavuş ama böyle baktığım zaman böyle üniformalı bir hayattan sonra böyle sivil giyinirken bile böyle bir üniformalı duruşunuz var. Farkında mısınız? Yılların birikimi olacak herhalde. Bir alışkanlık bilmiyorum. Dıştan gören herkes aynı şeyi söylüyor bana yani. Ama ben onu fark etmiyorum açıkçası. O bir disiplindi galiba. Herhalde. Siz, yılların verdiği şey olacak. Siz Lefke'de mi doğdunuz, bu hastanede mi doğdunuz? Ben bu hastanede, Cengiz Topel Hastanesi'nde doğdum. 1962 yılı doğumluyum. Evet, maşallah. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeşiz. Evet, siz kaç numaraydınız? 2 numara. 2 numara? Evet. Diğer 3, biri 1, 3, 4 erkek kız karıştırmayacak. İlk erkek, sonra ben, sonra erkek, sonra kız. Yani bir erkek, bir kız olacak şekilde. Yaş farkınız 4. var mı? Yaşlar ne kadar? Abim benden 2,5 yaş büyük. Sonra 15 ay küçük erkek kardeşim. Sonra ondan 5 yaş küçük kız kardeşim Anneniz, var. Anneniz babanız hayatta mı? Annem hayatta. Babam 1,5 yıl oldu. Allah Allah. Baba Cengiz, anne Cengiz'in isimleri neydi? Annemin Aliye, babamın Cemal. İkisi de Lefkeli mi? İkisi de kök Lefkeli. Babam yıllarca madende çalışan bir insandı. Oradan emekli oldu. Siz kendinizi bildiğinizde babanız madende miydi? Evet, madendeydi. Hala daha da CMC evlerinde annem oturuyor. Yani Lefke'de ilkokulun üst başında olan yani evlerde yukarıda oturuyor. Sahaya yakın olan. Sahaya gitmeden hemen ilkokuldan sonra o sıradaki evde oturuyor annem. Yani evet. belki ben kaç yaşındaydım? 7 yaşındaydım ben. 50 yıldır annem orada, onu söyleyeyim. 50 yıl. Evet. Çoksa ben böyle sosyal konut türü, yerleşim alanlarını seviyorum. Hani belki dünya görüşümden de mi kaynaklanıyor? Böyle insanların farklılıklar olsun ama farklılıklar böyle uçurum yaratmasın istiyorum. Yani sosyal konutlar böyle insanlara daha eşit ortamlarda aynen. yaşamı, duvarlar, konu komşular birbirleriyle daha iç içe. Çok bir de şu var tabii, bir şey var madenci yani. Ailesi olmak nasıl bir duyguydu? Vallahi ben aslında yıllarca babam madende çalıştı ancak yararından fazla zararını da babam gördü, onu söyleyeyim. O dönemlerini babamın düşündüğümde zarar gördüğümüzü düşünüyorum açıkçası. Ne gibi? Sıhhati yönünden mesela babam yıllarca sıhhati bozuk kalp yetmezliği oldu. Çeşitli yerlere doktora falan götürdüğümüzde bize en büyük etkenin maden olduğu söylendi. Ciğerde iz bıraktı mesela. Nefes almakta çok zorlandı. Yıllarca babam hep öyle yaşadı. Son işte oksijene bağlı birkaç yılda gününde 4-5 defa oksijene bağlanıp yaşadı. Yani eminim ailece mutlu bir hayatınız olsa bile babanızın sağlık sorunları belli ki sizde böyle çok ayrı bir yerde duruyor. Aynen. Çok etkiledi bizi. Evet Gülten Hanım. Sizlerle daha önce bir süre önce bir tek bir sohbet yapmıştık. Evet. Bugün böyle Girne'nin Lefke'nin sosyal hayatına birlikte sahip çıktığınız arkadaşlarınızdan ikisiyle evet. birlikte. Son görüşmemizden bu yana böyle o programdan sonra keşke daha tecrübeli olsaydım da deyip bugün geldiğinizde Lefke ile ilgili aklınıza ilk ne geliyor? Ben pişmanım ki o gün size madeni anlatmadım. Bilmiyorum. Madenden zarar gördüğümüzü ve bu maden olayının bir an evvel bu zehri bizim bölgemizden temiz etmelerini isterdim. Siz bana demiştiniz ki nasıl bir Lefke istersiniz? Biz ilk önce bu madendeki bu zehirleri temizleyip rahat bir Lefke olmasını isteriz. Rahat değil mi Lefke? Bu zehir olduğu müddetçe yani CMC'nin atıklarını mı kastediyorsunuz? Tabii CMC'nin atıklarını kastediyorum. Yani bu kadar hükümet geldi geçti, bu madenin atığını bırakanlar da oldu. Görevlerini yapmadılar mı? Evet, yapmadılar. Peki bakın yapmadılar, şimdi siz... Ama şimdi orayı temizlemek bence çok büyük bir risktir. En güzeli onları kapatıp üzerini çim etmektir.
Ama yani şimdi kapatalım ama yeraltı su kaynakları açısından yarattığı riskleri düşündüğümüz zaman sence kapatmak ama yetiyor mu? Taşınmayı düşündüğümüzde... Çünkü siz Kanser Hastaları Derneği'nin de burada Lefke evet. Başkanlığını yapıyorsunuz. Çok evet. önemli bir sağlık sorunu. Yani çok belki oransal olarak çok fazla değil ama çok alt yaşlara inen bir kanser evet. sorunuyla evet. karşı karşıyayız. Evet. Ama onları kaldırıp da başka yere taşımak bence çok büyük bir risk değil. Bütün halk buna zarar görür. Ve lazım düşünüyorum ki bütün Lefke'yi ve civar köylerini boşaltıp ondan sonra buraya aktarmalar lazım. Yani başka yere gelip geldiler yani bize dernek olarak, şey olarak, örgütlere hep bize teklifte bulundular. Dediler ki biz siz bu maddenin şeylerini verin bize artıklarını. Tabii ki onlar ki bu artıklarda çok büyük paralar alacaklar. Ya. Ve bu paralara karşılık size de para veririk. Biz başbakanla da konuştuk ve başbakan dedi ki gidin siz sivil örgütlerle konuşun. Sivil örgütler bunu halletsin. Lefke Kadınlar Konseyi Başkanı tekrar Nevil Hanım'a dönelim. Ben sizinle böyle birazcık zaman tünelinde geriye doğru gidip de gelmek isterim. Yani çünkü hayat değişiyor. Her ne kadar teknoloji yeni kayıtlar getirse bile galiba hayatın en güzel tarafı çok lezzetin ari, saf olduğu dönemlerdir. Böyle gözünüzü kapatıp çocukluğa gittiğinizde yani 50'li yılların başı, ortası gibi eviniz neredeydi? Mahallenizde kimler vardı? Ne yapardınız? Bizim evimiz Lefke'de Tepe Mahallesi'ndeydi. O zaman da Tepe Mahallesi miydi? Yoksa evet. Sonradan Tepe? Hayır, Tepe'ydi. Tepe'de. Şimdi Lefke'de Tepe'dik. Hangi Tepe'deydi? Sanat okulunun karşısındaki tepede. Tamam. Evet. Oradan biz her gün sabahleyin babam oraya çok güzel bir ev yapmıştı. Orada otururduk. Annem ev hanımıydı. Biz dört kardeşiz. En büyükleri benim. Benim küçüğüm erkek. Ondan sonra iki kız daha gelir. Biz oradan her gün sabahleyin annem kalkar, kahvaltımızı hazırlar. Elimize çantamızı verir. Oradan te ilkokula kadar yaya giderdik. Öğleyin gelir... Döndüğünüz kareli miydi? Evet. Evet. Kareliydi. Ondan sonra kardeşlerimin elinden tutarak hep beraber giderdik. Öğleyin evimize gelirdik. Küçükler evde kalırdı. Biz yemeğimizi yerdik. Tekrar gene okulumuza giderdik. Akşam üzeri gelirdik. Öğle akşamları annem çorbamızı yapardı, yemeğimizi yapardı. Oturur dersimizi çalışırdık. Tabii şimdi söylediniz ki öğleyin eve gelir evet. ve geri gider. Evet. Şimdi tam gün eğitimden bahsetmeye evet. kalksak altyapımı var mı derler. Evet. Yani çocuklar evet. yarım gün ta okula gitsin geri gelir. Evet. Evet. Halbuki ve, o zaman siz... biz gider gelirdik. O servis kadar yoktu. Hayır. Servis yoktu. Babamın tek bir şeyi vardı. Arabası da yoktu. Motoru vardı. Babam işe giderdi sabahleyin. Nereye giderdi? Babam kamyon sürerdi. Polisti. Yani ek işler de yapardı. Annem işlemedi. Hayır. Annem işlemedi. Annem ev hanımıydı. Evet. Annem çok güzel yün işleri yapardı. Annem terzilik yapardı. Bizi çok güzel yetiştirdi. Allah rahmet eylesin. Yani elbisenizi? Annem dikerdi. Yani bayramın dışında da elbiseler vardı. Vardı ama bayram geldi miydi? Annem sabahlara kadar oturur hepsimize dikerdi. Kuru komşuya da diker mi? Hayır. Yalnız sadece bize. Size. Evet sadece bize. Her gün hiç elinden iş düşmezdi, yün örerdi. Peki annenizin diktiği elbiselerden böyle aklınızda kalan bir elbiseniz var mı? Var. Çok güzel. Nasıl? Çok güzel. Hani dedin o elbiseyi bakalım. Böyle hep böyle kuplu bir elbiseydi. Böyle üzerime oturuğu altı da açıktı. Böyle çok güzel bir elbiseydi. Hiç aklımdan çıkmaz. Dediğiniz kahvaltı ve yemekler evet. dolu doluydu. Evet, dolu doluydu. Anneniz en güzel hangi yemeği yapardı? Annemin pilavı çok güzeldi. Yemekleri çok güzel. Hangi pilav? Pirinç mi? Pirinç pilavı. Mücendire yapar mıydı? Yapardı. Ve annem öldükten sonra da babam kalmıştı. Biz ne kadar pilav yapsak annenizin pilavı gibi değil derdi. Evet.
Ve arkasına yaşamadı zaten. 2 sene sonra gitti o da. Babam Lefke muhtarıydı. Mehmet Dayıoğlu. Evet. Abi Salih Dayıoğlu. Amcamız oldu. Evet. Çok muteberdiniz. Evet. 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 Bakın size bir şey söyleyeyim. Lefke'de çok itibarlı insanlar yetişti. Çok. Yani evet. Allah kısmet etti. Ben Aziz Feda ile tanıştım. Ya. Evlerinde yemek yedim. Hocam. Halit Bey ile tanıştım. Yeni nesil uçak insanlarla dostluğum oldu. Farklı yani nedir Lefkeli'yi ayırt eden? Dürüst, çalışkan evet. Ve çağdaş. Evet, sözünün eriği. Sözünün eriği. Evet. Yani tepkisini bile kaliteli koyan evet, insanlar. Babam da öyleydi. Evet. Babam da öyleydi. Peki yani babam dediğinizde böyle başka bir vurgunuz evet, var. Evet, evet, evet. Evet Naci Hanım size dönelim. Böyle madem siz de vurgu yaptınız. Farklı nesillerle beraber siz de baktığınız zaman işte 1962'de evet. Dünyaya geldiniz. Siz tabii kendinizi bildiğinizde Lefke artık 63 olayları var. Türk bölgeleri kendi içine kapalıdır. Sizin hayatınızda aklınıza gelen anlat bize bakalım deseler, yaz bize bir çocukluğunuzu deseler en çok aklınıza neler gelir? Mesela beni çok etkileyen 74 harbi. 74. Yani fark ettim ki 63'ü çabuk geçtiniz. Onları pek hatırlayamıyorum diye düşündüm yani. Yani nasıl hatırlıyorum? İşte küçük kız kardeşimin doğduğunu hatırlıyorum aslında. 6 yaşındaydım. Onun haricinde işte ilkokul öncesi özel okula gittiğimi. Anaokulu. Evet, özel anaokulu vardı Osman Bey'in. Evet. Şeyi oraya gittiğimi, çok isteyip de babamın götürdüğünü, onları hatırlıyorum. Ağlamadınız. Hayır, hiç. Çok isterdim okula gideyim. Onun haricinde işte ilkokulu CMC evlerine yeni taşındığımızda zaten başladım ben. Oradan çok yakındı evimiz. Yürüyerek gidip geldim. 6 yıl tabii ki hatırlıyorum. Nezire hocanım vardı. Mukaddes hocanım vardı. Bir de işte son 4 ve 5 ve 6. sınıfı Mustafa Emel diye bir öğretmenimiz vardı. Rahmetli oldu o şimdi. Allah rahmet eylesin. Çok oldu yani rahmetli olalı. O vardı yani hatırlıyorum tabii. Zengin bir aile miydiniz? Biz hayır. Ekonomik olarak. Sadece fakir mi hissederdiniz kendinizi? Hiç hissetmedim. Yani babam sadece çalışırdı. 4 kardeştik. Annem evde Lefke halkına da dikiş diken bir insandı onu söyleyeyim. Çok ilginç. Bakınız evet. Nevin Hanım'ın annesine dikerdi. Evet. O zaman bu anneleri terzi yetiştiren biri var mıydı? Çünkü eskiden öyle bir vardı, şey vardı. Evet, giderdi evet. Bir terzi yanına. Vardı. Da diploma da alırlardı. Böyle toplu resim çekerlerdi. Evet, vardı. Diplomalarını yani, alırdı. Evet, vardı. Ustası vardı. Kimdi ustası? Hatırlarsın. Terzi Huriye'ydi. Sanırım Terzi Huriye'nin vardı. Terzi Piraya'nın vardı. Yok Huriye'nin diye birisiydi. Ben evet. Şu anda hatırlamıyorum kendini anneniz ama ismini. Anneniz dikerdi size elbiselerinizi. Hep annem dikti bize. Yani yıllarca annem dikti. Ben işe girene kadar. Hatta ondan sonra da hamilelik elbiselerim falan dikti oldu yani annemin. Annem gelinlik bile diken insandır bu arada. Çok kişiye dikti. Daha sonra iş hayatına ben başladığımda onu da aldım yanıma. Fabrikaya önce portakal fabrikasında kısa bir süre. 74'ten sonra. Evet. 80. Paketlemeye giderdiniz. Evet. Asil Nadir zamanında 83'te, 83 evet. Başıydı. Çünkü ona oraya giderken bir de polis minhalleri açıldıydı diye ben izin alırdım. Oradan da sınavlara falan katıldıydım. Yani ondan tarihini hatırlıyorum. Daha sonra annem Suitex'te müracaat etti. Yıllarca da orada terzilik yaptı annem. Yani belki 40 yıl dikmiştir yani kadın o derece terzi annem. Peki ailenizin fotoğrafını dizin deseler, bir resim yeteneğiniz olsa
nasıl bir fotoğraf çizersiniz? Aileyi mi? Aileyi. Bayram günü bir resmi mi yaparsınız? Masada bir yemek mi yaparsınız? Kışın sobanın etrafına toplanmış bir aile mi yaparsınız? Kapının önünde bir resminizi mi yaparsınız? Neyi yaparsınız? Yani aile resmi olarak düşündüğümde annemin oturma odasını düşünürüm. Soba önümüzde. Hatta böyle odun sobası vardı yani. Onun evet. önümüzde. Çorbalarımız yanımızda. Kışın böyle. Kestane yapar mıydınız? Zaman zaman oldu. Evet zaman zaman yapıyorduk. Peki oyuncağınız oldu mu? Oyuncaklarımız pek olmadı. Şeyden gazoz kapakları. Evet. Kırık bardaklar, tabaklar onlarla oynuyorduk biz. 74 Harbi'nde bizi esir aldılardı işte. 24 gün kaldıydık galiba. O gün esirlikten kurtulduğumuz gün şey Türk askeri bir askeri araçta gelip oyuncak dağıttıydı o gün. Ben hiç unutmam. Herkese oyuncak attı böyle geçerken evlerde çocuklara. Ben de bir şey bebek aldıydım. Böyle sarı saçlı, uzun saçlı bir bebeğim vardı ve çok mutlu olduydum yani ondan dolayı. 12 yaşındaydım. 12 yaşındaydım evet. Onun haricinde yani babam bizi aslında çok yoksulluk çektirmemek için elinden geleni yapan bir insandı. Pek hissetmedik yani hani aşırı fakirdik de giyimimiz yoktu falan. Annem de zaten gerekirse sabaha kadar otururdu ve bize kıyafetlerimizi bayram sabahı böyle askılarda uyanırdık. Yani o şekilde şey yapardık, kalktığımızda bulurduk ve çok mutlu olurduk. O zaman da yani hayatınızın en mutlu dönemini. Yani çocukluk yıllarım çok mutlu geçti aslında. Harika bir şey. Çok mutlu geçti. Çok huzurlu. Yani arkadaşlarımın daha babalarının, annelerinin kendileriyle o kadar ilgilenmediklerinin farkındaydık biz. Babam ve annem bize o şekilde davranmıyordu. Onlar bizi çok etkiliyordu. Ve yani ellerinden gelen imkanı sunmak için bize uğraşırdı ailemiz. Biz o yönden çok mutluyduk aslında. Peki, Gülten Hanım size dönelim. Bana bu formatta geldik. Bitirip de daha günümüzün sorunlarına da geçeceğiz ama sizin hayatınızın böyle en renkli, rahmetli eşinizi de aradım bu arada. Böyle düşünüp baktığınız zaman hangi yıllar böyle biraz öne çıkarıyorsunuz ve o öne çıkan yıllarda sizi en çok ne etkiliyor? Gençlik yıllarımız. Gençlik yıllarımızda çok mutlu, çok huzurlu insandık biz. Yani örneğin her gün akşamüstü bütün aile toplanır, genç kızlar yola yürür gelirdik. O bize çok mutluluk verirdi. Sinemalara giderdik. Kaç sinema yazlık vardı? Yazlık sinemalara giderdik. Yazlık sinema. Tabii yazlık sinema vardı. Lefke'de bizim yazlık sinemaya giderdik. Hatırınızda kalan film var mı? Filmler, oyuncular kimlerdi o zaman meşhur? Aman Belgin Doruklar. Belgin Doruk, Türkan Şoray'dan biraz daha önce mi yoksa? Türkan Şoray, Belgin Doruk. Sonra Hülya Koçyiğit. Hülya Koçyiğit, Filiz Akın. Onların filmlerini görüyorum. Niçin erkek aktörleri hatırlamadınız? Hatırlarım tabii. Cüneyt Akın, Tarık Akan. Edison, Ayhan Işık. Ayhan Işık. Müzikle aranız nasıl? Müziği çok seviyorum. Radyomuz vardı herhalde. Tabii radyomuz hala daha bizim evimizin radyosu benim evimdedir. Bataryalıydı. Açtığınız zaman böyle biraz beklerdi sesi gelsin. Duruyor bende. En sevdiğiniz şarkı aklınıza geliyor mu? Eski Dostlar. Eski Dostlar birazcık da özlem çağrıştırır. Yani evet. Eski Dostlar daha mı kıymetlidir? Bence öyle. Ben Lefke'de hissettim ki dedikodu sanki de pek yıpratmıyor dostlukları. Yanlış mı alıyorum bu algıyı? Kesinlikle fazla dedikodu doğru. Var mı? Bence yoktur. Biz 40 senedir Nevin Hanım'la beraber 40 sene her hafta cuma günleri toplanır, toplantı yaparız. Eğleniriz, muhabbet yaparız. Çok mutluyum. Lefke'nin insanını ve Lefke'nin kadınını Ayrı bir yere koyar mısınız? Evet. Hangi özelliklerini de koyarsınız?
Lefkemiz Osmanlı'dan gelme olduğu için hep Osmanlı kökenimiz biz. Ve eskiden nasıl ikram edilirse evimizde, nasıl yapılırsa hala daha biz öyle devam ediyoruz. Mesela bir misafir geldi, su istedi. Suyu öyle bardağa alıp götürmeyiz. Altına bir atlı, üzerine de bir dantel örtüyor. Onun üzerine suyu korur, götürür, ikram ederiz. Üzerine bir dantel örtü, bardağın... Hayır. Tabağın içine bir dantel örtü, onun üzerine suyu, ona göre misafire ikram ederiz. Peki dantelleri kimler yapar? Biz kendimiz. Cehizi kimler koyardı? Cehizi. Cehizin danteli kısmını siz mi yapardınız, cehizinizi? Cehizimizi ailemiz yapardı. Biz de çocuklarımıza yaptık. Bir sürü danteller işleyip onlara cehiz verdik. Var mı evinizde böyle nenelerinizden, annelerinizden, geçmiş kuşaktan tabii gelen böyle bu tür el işleri? Nenemden gelen, babaannemden gelen sim altın yapılı tablom var benim. Sim? Evet, simden. El işinde bir yetenek var mı? Yani şu en çok mesela lefkara işi var. Lefkenin işi nedir? Kadınlar yün bak. Yün da, dantel de, lefkara işi var ama lefkara işi aşırı değildir. Daha fazla tığ işi. Benim de iki kızım var. İki kızım, bir oğlum var. Kızıma da, kızlarıma hep dantelleri ördüm verdim. Gelinime de dantel ördüm verdim. İyi bir kaynana mısınız? Kesinlikle arkadaşlar söyleyebilirim. Ben anneyim Hasan Bey. Benim iki kızım var, bir oğlum var, bir de gelinim. Gelinim de benim, üç kızım var. Gelin değildir. Öyle kızımdır. Ya. Öyledir ve benim üstümde oturur onlar. Benim başımda tacıdırlar. Peki. Lefke Kadınlar Konseyi Başkanısınız Nevin Hanım. Kadınların bir sosyal hareketliliği var. Evet. Bu lefkede de böyledir. Evet. Kaç kadın örgütü var lefkede? Ya da ne kadar kadın faaliyetlerinizde aktif olarak yer alıyor? Şimdi şu anda 3 tane kadın örgütü var. Bir Lefke ve çevresi öncü kadınlar birliği var. Bir kanser derneği var. Bir de Lefke Kadınlar Konseyi var. 3 tane. Kadınlarımız hep bunlara da faaliyet gösterir. Yani ellerinden geldiğince çalışmaya çalışır. Aman bir yemek yapalım, aman bir gezi yapalım. İhtiyaçlı çocuklara, mesela Kadınlar Konseyi'nin en birinci şeyi eğitim ve hastaneler. Eğitim ve hastane? Evet. Peki ama siz de söz sizde kalmışken Lefke ilçe oldu. Evet. Gerçekten ilçe oldu mu? Olmadı. Yoksa Lefke bir ilçe oldu. İşte seçimlerde 2 milletvekili var. Evet. Onun ötesinde hissediyor musunuz Lefke'nin ilçe olduğunu? Ne fark etti? Hiçbir şey. Daha olanlar kalktı. Mahkememiz kalktı. Mahkeme yalnız bina sorunu nedir? Geri gelmeyecek mi? Yok, hayır. Hiç ümidimiz yok. Çünkü hani bugün oldu, bir çivi çakılmadı. 6 ay oldu gideli mahkeme. Bir çivi dahi çakılmadı. Eğerim geri gelecekseydi olacaktı. Olmadı. Yani hiç sanıyorum herhalde 63'ten sonra, 74'ten sonra hep mahkeme oldu burada. Evet. İlk defa mahkeme 6 aydır yok. Evet. Evet. Yoktu. Hepsi güzel yurtta ve güzel yurtta o kadar bir berbat bir yerde, yağmurun altında herkes dışarıda duruyor. Bir tuvaleti olmayan bir yer. Yani herkes şeydir, çok tedirgin. Bir çivi çakılmadı buraya. Lefke sahipsiz mi? Öyle gibi. Biz çalışıyoruz işte. Hastanemize, lefkemize, geri getirmeye çalışıyoruz. Neden geri geliyor? Çünkü ilçe olarak saymıyorlar. Kapatmak istiyorlar açıkçası, terk etmek istiyorlar. Yani Lefke'yi kapalı bir alana çevirmek istiyorlar. Hani Magosa'daki surlar içi gibi düşünün. Bunun haricinde mesela vergi dairesi var burada.
diğer neydi? Sosyal sigortaları var. Polis var. Ancak bir şey söyleyeyim, sosyal sigortalar dairesi gibi derseniz, ben de size derim ki sırf para toplamak için sosyal sigortalar dairesi var. Aynen öyle. Vergi... Yani banka şubesi olduğu gibi. Evet. Değil mi? Vergi dairesi var mesela. Vergi dairesinin gittiğin ne hizmeti zaman var? Zaman orada bir işlem yapmıyorlar. Bizi mesela işte benim vergim vardır, geldim ödeyim. E tamam, biraz geniş bir vergi sorunu varsa biz çözemiyoruz. Güzel orada geliyor. Onun gibi trafik cezaları yeni yeni alınmaya başlanmış galiba şeyde, burada polis karakolunda. Ama sürekli insanlar Lefkoşa'ya ve Güzelyurt'a sevk ediliyor. Yani o da bir Lefke halkına külfet. Çünkü elinin altında bir daire varken işlemini yapmak için Güzelyurt'a veya Lefkoşa'ya gitmek yoruyor yani Lefke halkını açıkçası. Aynı durum hastane gibi şu anda. Peki Gülten, siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yani ilçe olduk ama miş gibi ilçe olduk. İlçe olmadık. Olmadık. İlçe olanın mahkemesi olur. Şeyleri olur. Vergi daire, her türlü daireleri olması lazım. Bu daireler de yok. Mahkeme utanç kaynağı bence. Biz yıllardır zaten ilçeydik. Ve bizim mahkememiz gavurun zamanında, yukarıda gavurlar bile gelir. Rum'un biz zamanında. Rumlar. Rum'un zamanında. Evet, ben gavurlar dedim. Rumlar gelir ve bizde mahkemeler olurdu. Şimdi mi kaldırdılar bizi, zaten ilk biz ilçeydik. İlçelikten aldılar, güzel yurdu ettiler. Ondan sonra müdahale verdi. Sağ olsun başbakanımız, tekrar geri aldık. Geri aldık ama almadık. Biz ilçe değiliz. Peki yani bugün bildiğim kadarıyla yani bugünkü hükümete de gidip bu talepler iletildi. Evet. Yani bir kulağından koydular, o bir kulağından üfürüp evet yollattılar mı? Evet, evet. Siz de bunu sineye çekecek misiniz? Çekmiyoruz işte, mücadele her gün televizyonlardayız, her gün yollardayız biz. Lefke artık canlandı Hasan Bey ve Lefke uyandı. Uyumayın ama, uyumayın. Uyumayacağız. Asla uyumayacak. Tek hayatta biz bu mücadeleyle şey geçim vereceğiz. Siyasi iktidarın kimde olduğu hiç önemli değil. Eğer bir hizmet gelirse teşekkür edilir, alkışlanır. Gelmezse de peşine düşünür. Yani rahat bırakırsanız politikacılar sizin hiçbir işinizi yapmaz. Evet ama yıllardır bize hiçbir şey yapmadı. Ne UBP'li, ne CTP'li, ne TKP'li hiçbirden hiçbiri bize fayda sağlamadı. Bizi bir kenara attılar. Peki burası Cengiz Topel Hastanesi. Bu hastane ta eski zamandan, maden zamanından beri var. Ve işte baktığınız zaman da Naciye Hanım burada doğdu. Siz ben, de galiba siz ebe. Ben ebeynen ama ben ebe Türk müydü gözümü, yoksa Rum muydu? Türktü. Bizim mahalleden anlatmıştım ya size. Evet. Ben ilk kızımı Rum'un zamanında doğdum, 73'te Lütfiye'yi. Bu hastanede doğdum. Mükemmel bir hastaneydi. Olağanüstü bir hastaneydi ve biz doğururduk çocukları. Çocukların ayrı odası vardı. Biz hiçbir zaman yanımıza çocukları getirmezdik. Peki sizden başlayalım. Bu hastaneye baktığınızda ne görürsünüz? Allah'a şükürler olsun, harika bir hastanemiz Hayır, var der misiniz? Bu hastane polikliniktir derim. Neyi eksiktir? Yoksa neyi var? Neyi vardır diye sorun. Ne doğru dürüst doktorumuz var, ne doğru dürüst hemşiremiz var, ne 25 bin nüfusa cevap verecek yatağımız var. Kaç bizim yatak var? 57 yatağımız var bizim. 75 yatağımız olması lazım bu hastanede. Evet. 57 yatağımız var. 4'ü de acil servistedir. Bu nüfusa cevap vermesi için 75 yatak olması lazım. Siz nasıl bakıyorsunuz hastane? Hastane eskiye göre çökmüştür. Yani ne kadar da işte bir ultrasound cihazı getirdik, bilmem karomamik, bilmem diş çene makinesi getirdik denmişse de bizi kandırıyorlar burada açıkçası. Kanmayın.
kanmamaya çalışıyoruz aslında. Onun için mücadele ediyoruz ve mücadelemiz devam edecek, yani onu söyleyeyim. Geçenlerde mesela başka bir arkadaş örnek verdi geçenlerde. Başka bir basın toplantısında kadın düştü lefkede, getirdiler buraya. Mesai dışıymış, bir röntgen çekecek bir kişi bulunmadı burada. Cihaz burada duruyor ama çekecek insan yok. Ambulansları Kuşa'ya götürsünler dendi. Hayır, aciliyeti yoktur. Kendi arabanızla götürürsün dendi. Ve kendi arabasıyla gitti kadın yani şeye, Kuşa'ya. Onun haricinde başka bir doğum gelmiş buraya. Ve burada işte son bir yıldır doğum yapılmıyor bildiği üzere. Kadına denmiş ki biz o riski alamayız, sizi burada bekletemeyiz, doktor yok. Ambulansa koydular, götürdüler. Çemberde kadın doğum yapmış. Yani böyle risklerle karşı karşıyayız burada. Bize 120 yatak kapasiteli bir ek bina yapılacağı sözü verildi. Projesi tamamlandı. Ancak bir türlü temel atılmıyor. Onun haricinde işte bir yıldır doğum yapılmıyor. Diyaliz açmadı. Tamam, diyaliz çok güzel bir şey. Diyaliz bölümü açılması gerçekten çok güzel bir şey ama onu ek bir binada... Kadın doğum bölümü yok mu? Kadın doğum bölümü var. Ancak doktor yok. Yani doğum yaptırmak için doktor yok. İşte ben 62 doğumluyum. Kadın burada sağlığı ve kadın hastalıkları sanıyorum sağlık altyapısında önemli bir yeri var. Yani bir ihtiyaçtır. Yani şöyle diyorum, koruyucu hekimlik bağlamında da bir ihtiyaçtır. Aynen. Yani bizim şimdi burada istediğimiz esas şey bu kadın doğum bölümünde doğumun başlatılacağı tarihin verilmesi. Yani hani tamam doktor gelirse başlanacak denmesin bize. Haftada 3 gün doktor geliyormuş ya da 2 gün doktor geliyormuş ama 1-1,5 yıldır da doğum yapılmıyor yani burada. Niye yapılmıyor? Çünkü doktor sadece mesai saatleri içerisinde kalıp geri gidiyor. Şimdi tabii ki biz haklımızı biliriz ama sesli düşünerek söylüyorum. Çok sağlıklı olmamakla birlikte doğumların çok ciddi bir miktarda sezeryanla. Dolayısıyla doktor onu programlayabiliyor. Yani bir önceki gün doğumu gerçekleştireceği, olağanüstü durumlar ilişki. Bütün programlamalar yapılmıyor. Hayır, kesinlikle. 1-1,5 yıldır hiçbir doğum yapılmıyor burada. Ne normal doğum ne sezeryan doğum yapılmıyor. Yani bizim en çok istediğimiz bize işte bu tarihten itibaren artık doğum başlanacak burada denmesi. Şimdi birinci derece verdiğiniz kadın doğum, burada doğum olabilmesiyle kadın doğum uzmanının olması sürekli olarak. Evet. Çocuk var mı? Sürekli hangi doktor? Bu hastanede 5 tane doktor var bildiğim kadarıyla. Sürekli olan bir ortopedi, bir çocuk doktoru. Bölgede mi yaşıyor bu doktorlar? Ortopedi birkaç tanedir aslında. Galiba 2 tanedir ama sürekli olan Latif Bey. Cerrah. Latif Bey cerrahtır. Ortopedi yoktur. Peki siz nasıl bakıyorsunuz? Ben çok kötü görüyorum. Bir yani dahiliye var. Sağlıksız gideceğiniz sohbeti değil. Bölgenin sağlık sorunları ve sağlık beklentileri neler? Heyet doktorların gelmesini istiyoruz. Bir dahiliye var sürekli. O bölgelidir. Onun için bulabiliriz. Latif Bey cerrahtır. Göz doktoru var. Burun boğaz var. Aklıma geldi tabii ulaşım derince çift şerit. Evet. Hızlı ulaşım geldi ne diyelim orada bitti. Bu konuda bir talebiniz var mı? Var. Hükümetin yani hemen ele almasını ve o hanımın parasının ödenmesini bir yolun olmasını istiyorum. Bir istimlak var. Evet, bir istimlak var. Onun hemen ödenmesini ve hemen yapılmasını istiyoruz. Tabii bir şey söyleyeyim. Eski yolda farklı bir nostaljik güzelliği evet var. Yani ben öyle o ağaçların alt arasında geçerek gelmek. Evet. Gelmiş mi? Evet, hayır. Çok güzel ama şimdi burada bir üniversite var.
sabahleyin... Ona da gelin. Çok... Ama bu yol konusunda... İşte bu yol konusunu söylüyorum. Bu yolda sabahleyin çok insan geliyor. Çok trafik sıkışıyor. Akşam üzeri, şimdi mesela 5'te 5 buçukta çıkar herkes. Evine de gitsin. Yol çok kötü. Yani tek şerit olduğunda zordur. Ama çift şerit olduğunda herkes daha kolaylıkla gidecek. Ben sık kullanıyorum. Koşa ulaşıyorum. Evet, evet. Daha yakın. Daha evet, güvenli. Daha evet. Yakın. Daha devamlı sık sık gidip geliyoruz. Daha yakın olacak ve buradan çalışanlar için daha kolay olacak. Ama bir gidip gelmeye. Neden meseleler için demiyorum? Yani bir istimlak meselesi bu kadar. Yani Mars'a mı gideceğiz yani? O artık devletimizin sorunu. Peki siz ne diyorsunuz? Neden sorunları çözülemiyor? Neden çözülemiyor? Çünkü hiçbiri işin ciddiyetini ele almıyor. Yani nasıl olursa olsun, ne zaman olursa olsun havasında gidiyor. Hükümetleri halkı ciddiye almıyorlar aslında. Tamam. Yani biri sizi ciddiye almazsa, siz de bunu sineye çekip bir bardak su içip kabulleniyor musunuz? Kesinlikle kabullenmiyoruz. İşte yeri geldiği dönemlerde şikayetlerimizi söylüyoruz ama yerine getirilmiyor. Yani getirilecek sözü verilmesine rağmen, en kısa zamanda çözülecek denmesine rağmen maalesef yapılmıyor. Bu ülkede siyasetin kalitesi nedir? Vallahi herkes siyaset zamanı hoş durur bir parti peşinde. Siyaset zamanı seçim zamanı. Evet, evet. Evet. Öyle. O zaman koştururlar. Bütün milletvekilleri, adaylar, hepsi gelirler evine kadar. Hepsi yüzüne güler. Onu yapacak. Bunu son hurma festivalindeydi zannediyorum. Başbakanımız geldi ve bize söz verdi ki bir aya kadar yolumuz hazırdır, olacak dedi. Hatta geldi benim arkamdan böyle, hiç merak etmeyin yolumuz oluyor dedi. Bir sene oldu. Bir sene oldu. Yani yolumuz oluyor. Evet. Uygun bir. Evet. Acele de etmeyin. Yok. Etmeyin. Peki eğitim. Okullarınız tamam mı? Okullarımızda eksik öğretmenlerimiz yani var. Yani eskiden denildi ya sanat okulu. Evet. Eksik öğretmenlerimiz çok. Eksik öğretmenlerimiz çok. Yani eğitimdeki şikayetleriniz ve yani 3 tane değerli kadınla konuşuyorum. Sosyal sorumluluk duygusu yüksek. Yani ne bekliyorsunuz? Yeterli mi okullarınız? Vallahi herkes kendi şeyi inan. Mesela bir İstiklal İlkokulumuz var. Okul aile birliğinin yardımıyla, kendilerinin çabalarıyla, dışarıda o park alanının asfalt dökülmesiyle okul aile birliği yaptı. Yani ellerinden geldiğince halk yapmaya çalışıyor. Tabii halk yapacaksa bir ekonomi olacak, bir zenginlik olacak. Evet, evet. Lefke'de böyle elle tutulur, gözle görülür, böyle zenginlik, ekonomik bir hayat yok. Yok, yok. Masa okulları da kapatmaya gidenler yani aslında. Onu da düşünüyorlar zaman zaman çünkü. Öğrenciler aktarılıyor. Evet. Öğretmenler gönderilmiyor. Yani halk ses çıkarmazsa onları da kapatma taraftarıdırlar diye düşünüyorum hükümetin. Bir daha biz ilçe olduk. İlçe olduğumuza göre biz buraya Maarif Koleji istiyoruz. Buraya bir Maarif Koleji istiyoruz. Ama hiçbir adım yok. Bize bunları reva görenler utansınlar. Yani bizi bu hale düşüren Lefke'yi onlar utansınlar. Şimdi Lefke baktığınız zaman Yeşilırmak'tan diğer tarafa gittiğinizde 50'ye den öte var mı? Gaziveren'e. Bir potansiyel var aslında. Dimmidi var. Evet. Peki bölgenizin Angolim ekonomik var. Potansiyelini nasıl? Yani turizmdir, tarımdır. Yani bir insan, dıştan insan gelmesi lazım. Ne için gelsin insanlar Lefke'ye? Siz de sunup başlayalım. Şimdi,
Yani lefkeye insanlar neden gelir? Lefkenin hangi özelliği çekici? Lefkenin bir kere Kakatece'de demeyeyim, Kıbrıs'ta, yani genelleme konuşayım, Kıbrıs'ta olmayan bir konumu vardır, bir özelliği vardır, yeşilliği, temiz havası vardır. En önemli olan bu. Şey. Vallahi ben lefkeye karşıya kadar benim ilk evim baktığım kadar zaman mesela, şu bizden güzel manzarasını evet. Görüyorum. Benim evim orada mesela. O yeşil bir yer var ya, onun karşısı benim evim. Ne kadar? O dere akışı, yeşilliği, doğası, yani doğallığıyla evet. Lefke çok güzel. Peki, akış kapısı açıldı, evet. Ne işe yaradı? O tarafa gitmek isteyenlere kolaylık olur. Bu tarafa gelenlere? Yani 60 pek, kapısı açıldıktan sonra ne gördün? Pek geleni görmüyorum, bilmem. Ondan buraya. Bizimkiler kar görmeye gider oraya. Yani, evet, çok güzel. Biz daha gidemedik ama gideceğiz. Yok, gitmedik. Onlar da işte gelir bu taraftan. Biraz merhaba, manoluz. Yani 60 kapısı, yani açılmasaydı da demezsin. Yok, açılsın. Hiç etkilemedi açıkçası. Açılsın ama yani açıldı da işte bunu getirdi bize. Bu zenginliğimiz oldu, bu gelirimiz oldu. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Sizce? Bence açılması gerekirdi. Eskiden Rumlar geliyordu kocaman gemilere. Her yere Rumlar gelirlerdi. Giderler, biz giderdik. Niçin açılmadı? Bütün bölgeler açıldı. Lefke zaten her şeyde mahrum. Bundan da mı mahrum olsun? Yok, olmaz. Benim beklentilere de çok da fazla bir cevap vermedi. Zamanla verebilir. Verir inşallah. Şehnaz'ın Lefke için neydi? Şehnaz'ın turizm vardı. O zaman çok gelen giden vardı. Şimdi azaldı. Azaldı. O, yani bir turizmdi. Şimdiden onun tüm yıl dönümlerinde, şeylerinde çok insan geliyor dışarıdan. Dergaha gitmiş mi? Gittim. Neyse. Vallahi ben yeni öldüğümde gittim. Hayattayken gitmedim. Gittim. Hayattayken de gittim. Kendi yanında konuşuyordum. Çok etkileyici bir adamdı. Konuşmalarıyla, şeylerine. Fakat ben o öldükten sonra gittiğimde mezarının başında o okumalar, o şeyle öyle bir halde içine oradan kaçayım istemedim. O kadar bir güzel okumlardı, o kadar güzel şeylerle çok etkilendiydim. Şey efendi görmüş müydün? Evet, gördüm. Öncesinde yani şey efendi sağlığında. Neyse. Yani bir dini şey. Çok da etkilenmedim aslında. Yani oturdum biraz. Ne güzel yani. Sensiz bir. Evet. Ortam biraz farklı geldi bana. Etraf hala olmuş, birer olmuş. İnsanlar sürekli böyle örtülü karşılarında. Öyle yani. Örtülü birini gördüğünde ne hissedersiniz? Saygı duyarım sadece. Saygı mı? Saygı duyarım. Hiç düşündünüz mü? Örtülü kesinlikle. Düşünüyorum öyle bir şey. Siz? Hayır. Kesinlikle. Neden? Hayır. Gördüğümde de şey etmiyorum. Asla. Ve ben gördüğümde de yani hoş görmüyorum. Hayır. Sevmiyorum. Görmek istemiyorum. Hayır. Yani bir mesaj mı görürsünüz o fazla kapalı? Evet. Olmayı? Hayır. Biz öyle değiliz. Atatürk şapka, efesi attı, şapka giydirdi. Şalvarı attı, patronu giydirdi. Ve ben gideceğim yine şalvara şeye. Yok, istemiyorum. Ben Atatürk'ün şeyinde giderim. Bir tehlike görür müsünüz dini yönden? Gitti sonra çoğalıyor. Ne oldu? Herkes inancına deseler. Ama bu inanç değil ki. Örtünme inanç mı? Biz değil miyiz? Biz Müslüman değil miyiz? Evet, demiştim. Peki, Lefkenin geleceği için düşündüğünüz
neler arzuluyorsunuz? Yani böyle yavaş yavaş son tura geliyoruz. Üniversiteyle ilgili görüşlerinizle birlikte böyle Refke'nin geleceğiyle ilgili görmek istediklerinizi, arzularınızı bir sırayla toparlayın mı bitirelim? Valla üniversitemiz çok iyi. Çok güzel. Eğitimi de iyi. Öğrenciler gelirken. Yani bu üniversite olmasa ne olacak? Çok berbat. Çok berbat bu durumumuz. Bu üniversite canlılık getirdi. Çok güzel. Temennim devam etmesi, daha da çoğalması. Lefke'ye bir kampüs daha olması. Yani Lefke'nin içine de evet, üniversite Lefke'nin içine daha fazla üniversite. Değil. Evet, evet, Lefke'nin içine daha. Doğru, haklısın. Yani baktığınız zaman üniversite ve çevresinde bir hayat farklılığı var. Evet, var. Yukarıdan böyle görüntü alsanız fark edeceksiniz ki oranın rengi başka. Evet, evet, başka. Ama tabii bir de biliyorsunuz belediye sitesi de o. Evet. Yani onunla beraber bir barışık bir şey yapılır. Yani Lefke'nin doğal görünümünü bozmadan mesela bir öğretim görevlileri almış. Ama doğal görünümünü bozmadan yani hani çevreyle barışık. Aynen, çevreyle barışık. Canlılığı açısından gerekli. Lefke ilçesini de düşündüğüm zaman ilçeye yakışır bir konuma getirilmesini isterim aslında. Mesela işte polis müdürümüzün olması, mahkememizin acilen geri gelmesi, hani verdikleri sözü tutmaları yani. Hayır, yani bundan sonrası için de hayal ettiğiniz şey, arzularınızı tekrarlıyorum. Evet. Evet. Yani mahkememiz olsun, müdürlüğümüz olsun, vergi dairemiz, sigortamız, her amaca hizmet verecek şekilde geliştirilsin. Gerekirse yani hep bu daireleri toplaması için, çünkü alındı yani bir yer, oraya bir bina yapılacak. Hani böyle bir bina yapılsın, bütün daireler orada olsun. Daireler orada olsun, orada toplansın. Halka hizmet verecek şekilde İlle de olsun. Eski Lefke'nin içinde olması ısrarınız var mı? Yoksa gelir konağında da olabilir, aşağıda da olabilir. Hayır, hayır. Lefke'nin olmaz. İçerisinde olsun. Yani Lefke'nin elinden alınmasın olan şeyler. Alınıyor. Maalesef alınıyor. Sezdirilmeden. Çaktırılmadan alınıyor. Peki Güter Hanım, siz ne arzularsınız, ne söylersiniz? Ben bu hastanenin güzelliği, poliklinik olarak değil, doğru dürüst bir hastane olarak çalışmasını istiyorum ki buraya gelen öğrenciler de yeterince faydalansın ve buradan kaçmak istemesin. Öğrenci olduğu müddetçe bizim yerimiz daha fazla kalkınır. İyi ki bu rektörümüz vardı, iyi ki bu rektörümüzü bu hale getirdi. Ona çok teşekkür ederim ben şahsım adına. Şunu sorayım, yani son dedik ama bir son daha. Annesiniz ve önce çocuklarınız, belki sıra geldi artık torunlarınızın kaynısını yaşıyorsunuz. Genç ve insanlarımızın geleceği için sadece Lefke'yi değil, Kuzey Kıbrıs'ı nasıl görüyorsunuz? Sizden başlayalım ve bitirelim. Pek parlak görmüyorum. Yani bu ortam üzerinde olmaması lazım. Artık bir anlaşma olsun ki herkes de ne yapacağını bilsin. Peki. Siz bir anlaşma olsun da ne yapacağımızı bilelim der misiniz? Ben gençlerimiz için, çocuklarımız için en çok hükümet yetkililerinin tekrar bu KKTC'yi bir daha gözden geçirmelerini ve hangi aşamada olduğumuzun artık farkına varmalarını istiyorum. Hangi aşamadayız size göre? Şu anda eskiye göre biraz ilerleme var diyeceğim ama şu andaki durum, ekonomik sıkıntı insanları bezdirdi. Bu şekilde devam ederse de çok gerilim olacak KKTC'de. Onlarla ilgili... Hala kaçan insanlar var. Yani ilginç buluyorum. Yani bu şartlarda göç edip hala daha çok zor şartlarda. Yeniden hayat başlamak zor. O kadar zor
boşuna görmedik aslında. Bu dönem yaşadığımız sıkıntıyı ben bu yaşıma kadar görmedim. En zor dönemdeyiz diye düşünüyorum. Vallahi ben bir anlaşma olsun bir yer şeyde. Fakat ben bayrağımın altında kalmak istiyorum. Hepimizin bayrağımın altında kalmak. Hepimiz. Yani bir anlaşma istemek, evet. Bayrağımızı terk etmek hayır, anlamında değil. Bayrağımın altında. Değil tabii. Bir anlaşma umudunuz var mı? Bence yok. Benim yok. Benim de yok. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Deniz Soberaslar. Evet. Lefke'de Fırıl üç kadını bundan. Yüreklerindeki saflık, temizlik üzerine yansıyor. Üç kadınla konuştuk. Çok samimidirler, çok içtendirler. Ben etkilendim mi? Etkilendim. Eminim bu programı izleyen sizlerle sadece seyretmediniz, beraber düşündünüz. Hepinize mutlu ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.